Kayseri Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği Pandemi Servis Sorumlusuyum. Doktor Ayşin Kılınç Toker. Açıkçası dünya çapında çok büyük etkileri olan bir pandemi sürecindeyiz. Ve bu süreç gerçekten beklenmedik ama şaşırtıcı sonuçlarla devam ediyor. Şöyle ki Mart ayında çıkan ilk vakadan itibaren Kayseri'de vaka sayımız maalesef beklediğimizden daha yüksek seyretti. İlk dönemlerde yurt dışından, özellikle yabancı ülkelerden, yurt dışından gelen hastalarımızda büyük sıkıntılar yaşadık. Temaslı olanlarda, ama daha sonrasında Türkiye içerisinde yayıldı tabii ki bu virüs. Şöyle diyebiliriz, Nisan aylarında ciddi bir yükselişten sonra Mayıs sonuna, Haziran başına doğru vaka sayımız azaldı. Bunda tabii ki insanların ilk baştaki daha tedbirli hareketlerinin etkin olduğunu düşünüyorum. Daha sonrasında vaka sayısının azalmasıyla birlikte insanlar tedbirleri biraz gevşetmiş olabilirler. Bu da maalesef vaka sayılarının tekrar artmasına neden oldu. Ağustos ayında yoğun bir süreç yaşadık. Mart ayındaki ilk vakaların ağır seyretme durumları yaşla daha ilişkiliydi. Genellikle 80 yaş üzeri vakalarda kötü seyrediyordu. Ancak Temmuz ayından sonraki vakalarda maalesef daha genç yaşlara denk gelmeye başladık. Özellikle yoğun bakım takibinde 40'lı 45'li yaş hastalarımız maalesef daha fazla olmaya başladı. Ağustos ayından itibaren gelen vakaların akciğer tutulumları daha yaygın olmaya başladı. Genel durumları daha sıkıntılı seyretmeye başladı. Maalesef bu süreçte net %100 bir tedavi henüz bulunabilmiş değil. Farklı tedaviler uyguluyoruz. Gerekirse antiviral tedaviler, gerekirse immünsüpresif tedaviler uyguluyoruz. Ama tedavilerimiz kişiden kişiye, kişinin ek hastalıklarına göre, yaşına göre değişiyor. Bu süreçte şu dönemde alınan tedbirlerle kişilerin maske kullanımı, el hijyeni, sosyal mesafeye dikkat etmesiyle vaka sayılarımız daha kontrol edilebilir durumda. Ama maalesef klinik olarak hala ağır seyreden vakalarımız fazla. Peki hocam, ilginç vakalarla karşılaştınız mı bu dönemde? Evet, tabii ki ilginç vakalarla karşılaştık. Şöyle toplumsal mesafe kurallarına çok uymayan bir tane vakanın tüm mahalleyi enfekte edebilmesi gibi tablolarla karşılaştık. Ya da mesela unutamadığımız hastalarımızdan biri, yaşla bağlantılı diyoruz ama biz hastanemizde 102 yaşında bir hastamızı sağlıkla evine gönderdik. Ama maalesef Covid-19 belli kuralları olmayan bir virüs ve 25 yaşında mesela çok uzun süre yoğun bakımda çok büyük emekler sarf ettiğimiz bir hastamızı da kaybettik. O yüzden kime nasıl etki edeceğini bilemediğimiz bu virüs için öncelikle hastalığa yakalanmama önemli ve hastalığa yakalanmamak için de sosyal mesafemizi, maskemizi, el hijyenimizi çok ön planda tutmalıyız. Peki hocam, bu hastalıkla alakalı son dönemde yeni belirtiler meydana geldi mi? Kesinlikle. Şöyle aslında bu hastalık ilk başta sadece solunum yolunu etkiliyormuş gibi düşünüyoruz. Ateş, öksürük, nefes darlığı diyoruz ama hiçbir solunum semptomu vermeden sadece ishal, karın ağrısı bulgularıyla gelen ya da mesela sağlık çalışanlarımızda bu çok fazla, sadece tat ve koku kaybı söz konusu oluyor ve testi kişinin pozitif çıkıyor. Başka hiçbir semptomu olmayabiliyor. Halsizlik, yorgunluk, bunlar da ekleniyor. Yalnız şöyle bir süreç var. Hastalığı hafif atlatan kişiler mevcut. Ama bu hafif atlatan kişilerde dahi duygusal olarak ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Tabii ki öncelikle ölüm korkusu ya da bir hastalık anksiyetesi diyebiliriz. Ama onun dışında bir böyle uzun vade, en az 2-3 hafta süren bir bıkkınlık, sinirlilik hali. Bizim bunlar tamamen tecrübe olarak hastanede gördüğümüz hastalarımızda saptadığımız durumlar, ama duygusal olarak bir duygu durum değişikliği söz konusu oluyor. Peki hocam, koronavirüse yakalan bazı insanlar da endişe oluyor mu peki? Onun
Tabii şimdi şöyle, kişi eğer çok dikkat edip ve sonrasında yakalandıysa daha büyük. Hani içinde yani bilgisi daha fazla olan kişilerde daha fazla endişe söz konusu oluyor. Ve biz hani endişeli kişilerde aslında tablonun daha kötü seyrettiğini fark ettik. Yani daha sakin, hani bunu kabullenerek hareket etmek daha iyi oluyor. Sağlık çalışanlarına güvenmek, kendilerini sağlık çalışanlarına teslim etmek daha önemli bu noktada. Peki hocam, son olarak test yaptıracak insanlar hani... Yani hangi belirtilerde gelmeliler hastaneye test için koronavirüste? Şöyle, öncelikle temas sorguluyoruz. Bir hasta kişiyle teması olup olmadığı. Ama bu testi yaptırmak için bir gerekçe değil. Çünkü kişi eğer bir öksürük, ateş, halsizlik, ciddi kas ağrısı ya da geçmeyen bir ishal, geçmeyen rahatsız edici bir karın ağrısı söz konusuysa o zaman test yaptırmalı. Onun dışında test yaptırmaya gerek yok. Son olarak hocam, vatandaşlara uyarınız var mı? Dediğim gibi hani hastalığın nasıl seyredeceğini, hangi yaşta ya da hangi ek hastalığı olan kişilerde nasıl seyredeceğini bilmiyoruz. O yüzden öncelikli olan korumak, kendimizi ve çevremizi mümkün olduğunca sosyal mesafe şartlarında tutmak, maskemizi ve el hijyenimizi sürekli sağlamak.